Yoksa günaydın. Oğuzkan Sarıcı. Ondan sonra konuşuruz. Hangi istiyorsanız? Oradan araya bir başkasını aldım. Çok değerli Cumhuriyet Halk Partili yoldaşlarım, sevgili kardeşlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla ve dostluk duygularımla selamlıyorum. Genel merkezimizin açıkladığı kongre takvimi uyarınca önümüzdeki hafta il kongrelerini tamamlayacağız. Bugün İstanbul İl Kongremizi yapıyoruz. Daha evvel yaptığımız il kongreleri oldu. Bir sonraki hafta kongrelerimizi tamamlayacağız ve sonra da kurultayımızı yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi hayatında ilk kez kurultay yapmıyor. Biz tüzüğümüz uyarınca, siyasi partiler yasası uyarınca 2 yılda bir zaten kurultay yapmak zorundayız. Bu kurultaylar yorulmuş örgütlerimizin yenilenmesi için, birbirimize yoldaşlık duygularımızı tazelememiz için yapılan kongrelerdir. Kongre kurultay süreçleri birbirimizi zayıflatmak, zavallı kişisel kariyer planlarımızı öne koymak için yapılan yerler değildir. Genel başkanın eteğine tutunarak siyaset yapmak isteyenlerin bağıra çağıra konuşma yapacağı yerler değildir buralar. Önce aydın namusu içerisinde bir solcu, bir sosyalist, bir sosyal demokrat gibi meselelere yaklaşmak zorundayız. Geçmişte çok şey yapıldı. Biz bütün bu olaylar içerisinde nasıl tavır aldık? Öz eleştiri yapmayan insanların bir başkasını eleştirebilme hakkı yoktur. Bu süreçlerin tamamında nasıl tavır aldığımızı bütün bir açıklık içerisinde söylemek zorundayız. Ben buradan söylüyorum. Kendi adıma bir şey söylediğim için üzgünüm. Adetim değildir. Ama öz eleştiri vermek için söylüyorum. Burada Ekmelettin İhsanoğlu nomine edildiği zaman Ekmelettin İhsanoğlu iyi olur diye avuçlarını patlatırcasına alkışlayanların hiçbir sürece eleştiri getirme hakkı yoktur. Ne yapacaktık? Çok iyi olur mu diyecektik? Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması sürecinde buna karşı çıkmayanların, milletvekili dokunulmazlığı kaldırılsın diyenlerin burada eleştiri getirme hakkı yoktur. 2017 tüzük kurultayında mevcut tüzüğümüzü daha da geriye götürecek bir tüzük anlaşmasına imza atanların, biz o tüzük kurultayının önüne gelip de yapmayın, bu partiye kıymayın derken şakır şakır o tüzük kurultayını geçirenlerin burada eleştiri yapma hakkı yoktur. Sevgili dostlar, bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben burada konuşmaları dinlemek ve bir konuşma yapmamak üzere gelmiştim. Ancak şunu gördüm. Burası son derece sağduyuyla, hatta çok güzel bir solduyuyla yürüyen, herkesin herkesi dinlediği, herkesin birbirinin farklılıklarına rağmen kendisini dile getirdiği bir yerdi. Dışarıda televizyon programında söyledim ki İstanbul'un dört bir tarafından gelmiş arkadaşlarımız büyük bir olgunlukla kurultaya imza atıyorlar. Hatta kısmen boş olan kongreleri yapan bizden evvelki illere göre İstanbul İl Kongresi büyük bir coşkuyla hem nitelik hem nicelik olarak çok iyi gidiyor. Bundan dolayı hep bütün arkadaşlarımı kutlarım. Ama dışarıda dedim ki tek istisnası olabilir. Eğer konuşmacılardan bazıları kongreyi özellikle germek isterlerse ve bu gerginlikten de çıkar umarlarsa
Ancak böyle gerilir bir bu kongre. Arkadaşlar, buraya bir konuşmacı çıkıyor, CHP teslim alınamadı, size mi teslim olacağız diyor. Kimi kastediyorsun? Kimi kastediyorsun? Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki tane adayımız var. Birisi Cemal Can Polat, birisi Özgür Çelik. İkisi de kardeşimiz. İkisi de el ele girmişler. İkisi birlikte olaylara tepki gösteriyorlar. Birlikte bir demokratik tutum gösteriyorlar. İşte bizim beraberinde olmamız gereken yer budur. Sen bunlardan herhangi birini eğer... Arkadaşlar müdahale etmeyin. Müdahale etmeyin. Kongremizi sertleştirmeyin. Herkes sakin olsun. Eğer sen bunlardan herhangi birisini kazanırsa Cumhuriyet Halk Partisi'ni teslim edecek, teslim alacak bir yapı olarak görüyorsan yazıklar olsun sana. Gökhan Bey, kongreyi de sakin bir şekilde geçirmemiz gerekiyor. Sevgili dostlar, şu kadarını söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetin önderi olmak zorundadır. Biz bu kongreden güçlenerek çıkmak zorundayız. Biz bu kongreden birliğimizi, bütünlüğümüzü yükselterek çıkmak zorundayız. Herkes bu sorumlulukla davranmak zorundadır. Ben inanıyorum ki bu kurultay, bu kongre bittiği zaman sonuç ne olursa olsun birbirimizin yanına omzumuzu koyacağız ve birlikte önce yerel seçimler için, arkasından da faşizme karşı her türlü mücadele için hep beraber davranacağız. Ne zaman örgütle bir tartışmaya giren olduysa uzun vadede her zaman örgüt haklı çıkmıştır. Çünkü örgütün emekçisi sokağın içindedir, halkın içindedir. Biz aydın namusu içerisinde zavallı kişisel kariyer planlarımızı bir tarafa bırakarak partinin ve ülkenin iyiliği için hep beraber çalışacağız ve bu ülkeyi, bu partiyi en iyi yerlere hep beraber getireceğiz. Bu düşüncelerle hepinizi dostlukla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Evet, teşekkür ediyorum. Söz sırası İstanbul İl Delegesi Canan Kaftancıoğlu. Buyurun.